Türk Edebiyatı'nın üstadı Necip Fazıl Kısakürek. Türk düşünce hayatında fikirleri ve eserleriyle derin izler bırakan şair Kısakürek, yaşamı boyunca çok sayıda önemli esere imza attı. İşte bu usta yazarın hayatını bu videoda sizlere aktarmaya çalışacağız. Bu tür videoların devam etmesi için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kaldırımlar, Çile, Reis Bey ve Bir Adam Yaratmak'ın da aralarında bulunduğu yüze yakın esere imza atan şair, yazar ve düşünür Necip Fazıl Kısakürek, Türk Edebiyatı'nın en önemli ve simge isimlerinden birisidir. Türk Edebiyat tarihinde Baki'den sonra ikinci kez Sultan-ı Şuara unvanına sahip Ahmet Necip Fazıl Kısakürek, savcılık ve hakimlik görevlerinde bulunan hukukçu Abdülbaki Fazıl Bey ile Girit muhaciri bir ailenin kızı olan Medya Hanım'ın çocuğu olarak 26 Mayıs 1904'te dünyaya geldi. Çocukluğunu dönemin hakimlerinden büyük babası Mehmet Hilmi Bey'in Çemberlitaş'taki konağında geçiren Kısakürek, okumayı 5-6 yaşındayken dedesinden öğrendi. Büyük annesi Zafer Hanım'ın da etkisiyle okuma tutkusuyla tanıştı. Kısakürek, mahalle mektebinde başladığı öğrenimine Fransız Papaz, Amerikan Koleji ve Rehberi İttihat okullarında devam etti. İlkokulu Heybeliada'da Numune Mektebi'nde tamamlayan şair, 1916'da Yahya Kemal ve Hamdullah Supi Tanrıöver'in de öğretmenlik yaptığı Mektebi Fünunu Bahriye-i Şahane'ye yani Deniz Harp Okulu'na girdi. Öğrencilik yıllarında şiirle ilgilenmeye başlayan Kısakürek, Nihal isminde haftalık bir dergi çıkarmaya başladı. Şair Nazım Hikmetran'la aynı okulda eğitim gören Kısakürek, Lord Byron, Oscar Wilde, Shakespeare'in de aralarında bulunduğu önemli batılı yazarların eserlerini orijinal dilinde okudu. Usta edebiyatçı, 1921'de Ahmet Haşim, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Faruk Nafiz, Ahmet Kutsi gibi edebiyatçılarla tanıştığı Darülfünun Edebiyat Medresesi felsefe bölümüne girdi. İlk şiirleri Ziya Gökalp'in kurduğu, Yakup Kadri ve arkadaşlarının çıkardığı Yeni Mecmua dergisinde yayımlandı. Maarif Vekaleti'nin 1924'te açtığı sınavı kazanan Kısakürek, Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla 20 yaşında Paris'e gitti. Necip Fazıl Kısakürek, İstanbul'a döndüğü 1925'te ilk şiir kitabı Örümcek Ağı'nı, 1928'de ise Kaldırımlar'ı yayımladı. Kaldırımlar okurun büyük ilgisini ve hayranlığını kazandı. Abdülhakim Arvasi ile 1934'te tanışan Kısakürek, bu tarihi kendisi için bir milat kabul etti. Bu tarihten sonra da Kısakürek'in eserlerinde tasavvufi düşüncenin izleri görülmeye başladı. Kısakürek'in 1935'te yazdığı Tohum ve Bir Adam Yaratmak eserleri Muhsin Ertuğrul tarafından İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahneye konuldu. İslamcılık ve Türklük vurgusunun ön planda olduğu Tohum, sanat çevrelerinden büyük ilgi görürken halkın ilgisini çekmedi. 1937 yılında sahnelenen Bir Adam Yaratmak eseri ise büyük bir ilgi gördü. Usta edebiyatçının 1936'da Celal Bayar'ın temin ettiği ilanlar yardımıyla çıkardığı ve 16 sayı sürdürdüğü Ağaç mecmuası, dönemin önde gelen entelektüellerini çatısı altında topladı. Yeni bir milli marş yazılması için 1938'de Ulus gazetesinin açtığı yarışmada kendisine yapılan teklifi kabul eden Kısakürek, yarışmadan vazgeçilmesi şartını öne sürdü. İsteği kabul gören Kısakürek, Büyük Doğu Marşı şiirini yazdı. Şiire verdiği Büyük Doğu adı, daha sonra çıkaracağı derginin de adı oldu.
Necip Fazıl Kısaküre'nin 1934'te yaşadığı buhranlı dönemini anlattığı Çile şiiri 1939'da okuyucuyla buluştu. Fatma Neslihan Baban'la 1941'de evlenen şairin bu evliliğinden Mehmet, Ömer, Ayşe, Osman ve Zeynep isimli çocukları dünyaya geldi. İlk sayısı 17 Eylül 1943'te yayımlanan Büyük Doğu Dergisi, İslami değerleri öne çıkarmasıyla dikkat çekti. Başlangıçta dönemin ünlü isimlerinin yazılarına da yer verilen dergide, Necip Fazıl'ın Adı Değmez İstanbul Çocuğu Büyük Doğu, Fa, Tenkitçi, NFK, Nemu, Ahmet Abdülbaki, Abdi'nin Kölesi, Bankacı, Bede, Dilci, İstanbullu, Muhbir gibi takma isimlerle de yazıları yayımlandı. Bakanlar Kurulu kararıyla 1944'te kapatılan dergi, 1945'te yeniden yayımlanmaya başlarken 1946'da bir kez daha kapatıldı. Ancak dergi 1947'de yeniden okuyucuyla buluştu. Fakat kısa süre sonra mahkeme kararıyla bir kez daha kapatıldı ve Kısaküre tutuklandı. Derginin sahibi görünen eşi Neslihan Hanım'la padişahlık propagandası yapmak, Türklüğe ve Türk milletine hakaret etmekten yargılanan şair bir ay üç gün tutuklu kaldı. Eşi Neslihan Kısakürek'le 1950'de hapse giren şair, aynı yıl yapılan genel seçimlerden sonra seçimi kazanan Demokrat Parti'nin çıkardığı af kanunuyla serbest kaldı. Büyük Doğu'yu yeniden çıkarmaya başlayan Kısakürek, dergide Adnan Menderes'e açık mektuplar yayımlayarak partiyi İslam ekseninde geliştirmesini önerdi. Derginin çıkmadığı zamanlarda Yeni İstanbul, Son Posta, Bab-ı Ali'de Sabah, Bugün, Milli Gazete, Her Gün ve Tercüman gazetelerinde Kısakürek'in günlük fıkra ve yazıları yayımlandı. Oğlu Mehmet'e 1973'te Büyük Doğu Yayın Evi'ni kurduran Kısakürek, Esselam isimli manzum eserinden başlayarak daha evvel çeşitli yayın evlerince basılmış eserlerinin düzenli olarak yayınına başladı. Milli Türk Talebe Birliği tarafından 1975'te mücadelesinin 40. yılı münasebetiyle jübile düzenlenen Kısakürek, 1976'dan 1980'e kadar 13 sayı rapor, 1978'de de Son Devre Büyük Doğu dergisini çıkardı. Necip Fazıl Kısakürek, Türk Edebiyatı Vakfı'nca 1980'de Sultan-ı Şuara yani Şairler Sultanı unvanını alarak Şair Baki'den sonra Sultan-ı Şuara unvanına sahip ikinci şair olarak tarihe geçti. 1981'de Milli Kültür Vakfı armağanını alan Necip Fazıl Kısakürek'e 1982 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Üstün Hizmet Ödülü takdim edildi. Üstad olarak anılan Kısakürek, hayatı boyunca künye, sabır taşı, Namık Kemal, çerçeve, para, vatan şairi Namık Kemal, İdeoloçya örgüsü, son devrin din mazlumları, halkadan pırıltılar, köle inen nur, maskenizi yırtıyorum, Ulu Hakan 2. Abdülhamit Han, kanlı sarık, Sonsuzluk Kervanı, Ata Senfoni, Sahte Kahramanlar, Her Cephesiyle Komünizm, Bab-ı Ali, Ahşap Konak ve Reis Bey'in de aralarında bulunduğu çok sayıda esere imza attı. Usta edebiyatçının Bir Adam Yaratmak eseri 1977'de Yücel Çakmaklı tarafından televizyona Reis Bey adlı eseriyle Mesut Uşakan tarafından sinemaya uyarlandı. 2002'de de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahneye konuldu. Kısakürek'in Reis Bey oyunu 2012'de Devlet Tiyatroları, 2017'de ise Şehir Tiyatroları'nca sahnelendi. Erenköy'deki evinde 25 Mayıs 1983'te vefat eden Kısakürek'in cenazesi Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bizler de VID kanalı olarak merhum Necip Fazıl Kısakürek'e Allah'tan rahmet,
ailesine, yakınlarına ve Türk edebiyatına başsağlığı diliyoruz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.